Değerli arkadaşlar merhaba. İnanılmaz güzel görünüyorsunuz. Dün 19 Mayıs'tı. Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik edeyim. Biraz önce bir markanın hikayesini dinlediniz. Ben de markanın girişimcisi olarak biraz sonra size bu yolculuğun nasıl olduğuyla ilgili hikayemizi paylaşacağım. Öncesinde girişimcilikle ilgili birkaç cümle söylemek isterim. Girişimci olmak için öncelikle bir girişimci karakterinizin olması lazım. Bu malum, herkes tarafından söylenen, bilinen bir şey. Bu yeterli değil ama mutlaka başarma ihtiyacının olması lazım. Maddi olabilir ya da manevi olabilir. Maddi imkanlardan dolayı bir başarma isteği. Ya da birilerine kendini ispatlama duygusuyla bir girişime girişebilir. Üçüncüsü, en önemlisi, bir girişimcinin konjonktürü iyi hesaplaması ve zamanlamayı çok iyi hesaplaması lazım. Zamanlama hatası yapmaması lazım. Şimdi spor müsabakalarını izliyoruz mesela. Özellikle bence takım oyunları da olsa, bireysel oyunlar da olsa zamanlamayla kazanılan, zamanlamayla kaybedilen bir durum söz konusu. Sadece girişimci ruhu olması yetmiyor. Şimdi benim bir avukat arkadaşım var, geçen sohbet ediyoruz. İyi bir avukat, yanında da 10 tane hukukçu avukat çalışıyor ama kendisi inanılmaz bir girişimci ama o kadar sadece. Konjonktüre bakmaz, zamanlamaya hiç bakmıyor. İhtiyaç da yok aslında. Bir hukuk bürosu sahibi sonuçta. Anlatıyor. İşte diyor ki, eczane açtım, battı. Restoran açmış bu arkadaş, batırmış. İnşaat içine girmiş, batırmış. Reklam işine girmiş, batırmış, şaka gibi. Sonra bir küçük hayvan işine girmiş, onu da batırmış. Büyükbaş hayvan işine girmiş, o da batmış. Şimdi et entegre tesisi açmayı düşünüyor. O da büyük ihtimalle batar. Bana da 2-3 gün önce geldi. İşte konuşuyoruz. Yeni bir mucitlik peşinde. Organizasyon işine girmeyi düşünüyormuş. Çok olumlu bakmadım. O anda yine bir girişimde bulundu. Dedi ki çiğ köften bayiliğini açayım. Dedim dur. Artık biz de batırma ya. Markamıza iyi bir şey olmaz. Dedim ki senin bu durumunu ben gençlerle arada buluşuyorum, onları anlatayım. O zaman dedi ki şunu da anlat. Dedi ki bir senaryo yazıyorum. Bir yapımcı bulursam film çektireceğim. Dedim konusu ne? Absürt komedi. Dedim senaryoyu yazmakta herhalde zorlanmamışsın. Kendi hikayeni yazsan yetiyor zaten. Şimdi bu gözle şeyi de izlediniz, hikayesini anlatayım ben. 1974 doğumluyum, Erzurum doğumluyum. Erzurum'un çok küçük bir köyünde dünyaya geldim. Olanakları çok kısıtlı. Tarım yapmak isteseniz tarım yapamazsınız. İşte özel sektörde çalışayım deseniz o da çok mümkün değil. Devlet hiç yok zaten, unutmuş devlet orayı. Hal böyle olunca mutlaka bulunduğunuz bölgenin dışına çıkmanız lazım. İlk o bölgeden çıkışın bir Çanakkale'de orman yangını var. 90'lı yılların başı. Şehitlerimizin örtüsünün de yandığı bir yangın, büyük yangın. Bu vesileyle şehitlerimizi alalım. Ruhları şad olsun. Orada serde bir girişimcilik olduğu için ben her zaman bir iş yaparken bu işi kendim nasıl yaparım? Bu çok sevimli bir şey değil. Bir yerde çalışıyorsanız ben de bu işi yapmak istiyorum dediğinizde iş yerleri bunu çok hoş karşılamaz ama ben de öyle birisi olduğum için bütün çalışanlarımız bilir, ben de özellikle söylemişimdir. Mutlaka bana gelin, siz bana işçi olmak için yaratılmadınız, ben size her türlü maddi manevi şirket olarak destek olurum demişimdir. Kendileri de bilirler yani. Orman işinin temizliği ve orayı yeniden ağaçlandırmamız lazım.
gittiğiniz, giderseniz o Cogbayrı, Kanlısırt'taki ağaçlarda bir emeğiniz vardır. Dediğim gibi, Serdar girişimcilik olduğu için ben de bu işi yapayım diye daha yaşım 20'li yaşlar, 20 yaşların başındayım. O çok mümkün olmadı. Oradan bir Çanakkale'ye geçtim. Çanakkale'de inşaat sektöründe amele, işçi olarak çalıştım. Orada da ben inşaat işlerini nasıl alırım, nasıl yaparım, ben onun hesabını, planını yapıyorum. Ama o da mümkün olmadı. Ben işçi bir babanın çocuğuyum. Çok ekonomik imkanlar buna fırsat vermedi. Sonra küçük kardeşim de geldi. Dedik ki biz İstanbul'a gidelim. İstanbul'un taşı toprağı altın. Boğulursak Büyükdeniz'de boğulalım. Öyle çıktık. İlginç bir yolculuğumuz var. Saat 7'ye, 7'de İstanbul'da oluyoruz. Aldığımız bilet 7'de otobüs İstanbul'da, otogarda. Yatacak yerimiz ve cebimizde paramız yok. Mutlaka yatılı bir iş bulmamız lazım. Hani böyle olunca yolda yatırken de diyoruz inşallah yatılı iş buluruz. Yoksa otogarda kalacağız böyle. Şansımız iyi gitti. Bir yatılı iş bulduk. Biz yemek servisi şirketinde, Ok Meydanı'nda yatılı işe yemek servisi yapması için kardeşim alındı. Beyefendi de iyi niyet göstererek benim de orada kalabileceğimi düşündü. Ben de orada kalmaya başladım. Ertesi gün bir gazete aldım. Gazete ilanından temizlik şirketine eleman aranıyor. Gittim. Firma yetkilisiyle görüşürken baktı, boyun fena değil dedi, uzun. Yükseklik korkum var mı dedi, yok dedim. Dedi seni camcı yapalım, bu camcı dedi. Temizlik sektöründe bir camcılık diye de ayrı bir meslek varmış. Biraz da ücreti dolgun dedi, tamam dedim. 24 katlı bir binanın dış cepheden camlarını silmeye başladım. İki ay falan çalıştım, rahatsızlandım. Hastaneye gittim. Aşırı bir riskli bir iş olmasına rağmen sigorta yapılmadığı için işi bıraktım. Birkaç gün sonra tekrar bir gazete ilanından, ilan şöyle, çiğ köfte işinde yetiştirilmek üzere dolgun ücretle eleman aranıyor. Tam bana göre ücretle dolgunmuş. Gittim başvurdum, 300 kişi başvurdu. İki kişi alacak. Farklı meziyetlerimi gören, bir de başka birkaç nedenden dolayı beni işe aldı. Yine bu girişimcilik bende durmuyor yani içinizde olduğu zaman. Ama ilk başında anlattığım gibi, avukat gibi bir girişimcilikteydi. İşe başladım, herkese soruyorum işte, takside, otobüste, kiminle tanışsam böyle bir iş yapıyorum, nasıl yapabilirim diye. Zaman ilerledi, bir süre sonra bir tanıdığımız bir yemeğe çağırdı. Yemeğe gittiğimizde orada bir beyefendiyle tanıştım. Benim öğrencilerim var dedi. Uluslararası bir yerel market zincirinin onun öğrencileriymiş sahipleri. Ben de hayal ettiğim bir marka. Önünden geçip sürekli geçiyoruz işe gidip gelirken. Hayalim ben de burada bir gün böyle bir iş yapabilsem diye. Bahsettiği markette o. Gittik bir anlaşma yaptık. 10 yıl gibi bir süre bu hipermarketler zincirlerinin ulusal ve yerel tedarikçiliğini yaptım. %10'la başladığımız anlaşma bir süre sonra %40 artı kadere gibi bir rakam olunca anlaşma şartlarımız ortadan kalktı. Yapma imkanımız da yok. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş tutuyorum. Hiç Beşiktaşlı yok. Dedim ki Beşiktaş'ta bir şube açmam lazım. 10 yıl İstanbul'dayım ama İstanbul'da çok bilmiyorum, tanımıyorum. Tesadüf Beşiktaş'ta bir dükkan buldum. Kirası çok yüksek. O günün şartlarında böyle bir konsept örneği de olmadığı için bu arada Beşiktaş Ilhanlıdere'de şubemiz. Şimdi şube tamiratına başladık. Örnek olmadığı için kimse de bilmiyor. Bizim sermayemiz de kısıtlı. İşte önünden geçen ne yapıyorsunuz bir çiğ köfte dükkanı falan çok iyi şeyler de söylemiyoruz. Allah akıl fikir versin gibisinden şeyler söylüyoruz. Şubemizi açtık. Şubemiz ilk gün çok güzel iş yaptı. Yani bir müşteri, ikinci müşteri bir iş hanının köşesinde 50-60 kişi sıraya girdi. Çok güzel bir gün geçirdik. Akşam oldu dedik, köşeye döndük. Bu işi bitirdik. Ama şöyle, sadece para kazanmak ve günü kurtarmak, geçimimi sağlamak için. Şöyle bir plan yapmadık.
İşte franchise sistemi kuralım, bunun üzerinden büyüyelim, gidelim değil. Franchise'ın da ne olduğunu bilmiyoruz. İnsanlar geliyorlar, franchise var mı? Franchise veriyor musunuz? Çalışanlar da yakın çevreden olduğu için onlar da bilmiyorlar. Hatta bir çalışanımız bir gün, bizde franchise yok, sadece çiğ köfte var dedi. O kadar konuya bir haberiz. Sonra Harbiye'de ikinci şubemizi açtık, Bahçelievler derken Türkiye'de büyümeye başladık. Sonra ikinci bir girişimcilik bu da. Belçika, Anvers'te oturuyorum, Tokat'ta şubenizi gördüm, Belçika'da açabilir miyim diye bir mail gördüm. Evet dedim, açabilirsin. Orada evet demek çok kolay değildi çünkü vize dahi alıp o şubenin açılışına gidecek durumumuz yoktu ama bir şekilde bizim de çalışan bir tır şoförünün vizesi olduğu için bir de bizim bayimiz işi de biliyor. Götürdük. Orada ilk şubeyi açtık ama bir türlü farklı başka talepler gelmiyor. Bu da ilginç bir hikaye. Bizim genel müdürümüzün işi biz orada çok iyi bir verim aldık. Açılışı yaptık. Yani bugün o gün 50 kilo günde ürün satan işte 3000 euro civarında ciroyu görünce tamam dedik bu iş oldu. Ama talep alamıyoruz. Ne yapmalıyız? Şöyle bir şey yaptık. Bir genel müdürümüz gittik işte şirketi falan kurduk Almanya'da Köln'de geldik. Yine başvuru alamıyoruz. Yavuz Altındağ diye bir genel müdürümüz. Dom Kilisesi var. Bizim Taksim Meydanı gibi böyle büyük o Köln'ün ana meydanı. Yavuz Bey'e dedim ki git orada bir bize benzeyen esmer tenli birisine sana piyango çık dedi. Bütün maliyetlerini biz karşılayacağız, bir şube açacağız. Çünkü güvenimiz geldi bu işin olacağına dair. O da bu niyette gitti Köln'e. Bizim oradaki mali müşavirle sohbet ederken Erdoğan Bey beni bunun için gönderdi. Bize benzeyen birisini bulacağım, ücretsiz bir şube yapacağız diye. Onların bu konuşmasını dinleyen yanındaki avukat bey, o benim dedi. Yani o ben olabilirim deyince Köln'de bir şube açtık. Orada açtığımız şube de günlük 100 kilo civarında 6-7 bin euro ciro yapan bir şube oldu. Sonra Dortmund falan derken şirketin yolculuğu devam etti. Bugün Türkiye'de 230, yurt dışında 130 şubesi olan, Türkiye'nin Avrupa'da en çok şubesi olan bir markayız. Daha değerlisi, ülkemizin Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesinin kendine özgü ürünlerini çok katma değerli bir şekilde ihraç ediyoruz. Türkiye'nin 1 kilogram ihracat birim fiyatı 1,5 dolar civarında. Biz yaklaşık 8-9 dolar civarında bir ülkemizin ihracatına kilogram başına katkı sağlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz dediniz ya hani Erzurumluyum diye. Evet. Peki neden çiğ köfteyi seçtiniz? Mesela cağ kebap da seçebilirdiniz. Hayır şöyle bir gazete ilanından iş bulduk zaten. Şunu yapmayalım arkadaşlar, şimdi bizim gastronomimiz çok zengin, yalnız dünyada hak ettiği yerde değil. Bu soruyla çok karşılaşıyorum ben ama bir pizza yapan birisine İtalyan değilsin, niye pizza yapmıyorsun demiyoruz. Ya da burger yapana bir Amerikalı değilsin, niye yapıyorsun demiyoruz. Bu bizi kısıtlayan da bir şey. Bizim tam tersi, yani çok gizli kalmış, çok güzel lezzetlerimiz var. İlk üçte olması gereken gastronomi sektörümüz. Eğer dünyaya açılacaksa, yani bundan kurtulup kim en iyisini yapıyorsa, en iyisini yapmış mı yapmamış mı ona bakmamız lazım. Şöyle geleyim. Bu başarılı yolculuğunuzda, süreciniz boyunca yaşadığınız en büyük zorluk neydi? Ders çıkarmaya değeceğini düşündüğünüz. Zorluk, dedim, anlatayım. Şöyle. İster istemez bu yolculukta sıkıntı yaşadığınız dönemler oluyor. Mesela bir bu şubeler açmadan önce işte sıfırı tüketmiş bir durumdayız. Yani sermaye bitmiş. Yalnız benim ürün yaptığım firma da battı bir tanesi. Çok zor durumda. 100 bin dolar gibi bir rakamdan bahsediyorum. 100 bin dolar da alacağım var ama borcum var. Böyle kapalı çarşıda gemileri batmış bir vatandaş olarak böyle aşağı yukarı yürürken bir karar verdim mesela. Çok zor bir dönemde, zor bir karar, şöyle bir karar verdim. Dedim ki şimdi ben 100 bin doları buradan alsam
bir aracı gibi götürüp diğer alacaklı tarafa vereceğim. Hemen telefonu aldım, alacaklı olduğum kişiyi aradım, dedim ki ben sizden 100.000 dolar istemiyorum. Ne istiyorsun? Dedim ki onun çevresinde daha büyük bir market zinciri var. Bir dönem çalıştık ama çok basit nedenlerden ilişkimiz bozulmuştu. Tekrar dedim bizi bir araya getir, ilişkilerini düzelt. Ben genç insanım dedim, yani oradan alıp borcu ona versem de olur. Ama ben çalışırım dedim, borcumu da öderim. Yürür giderim dedim. Öyle de yani o benim çok kritik bir dönemde verdiğim zor bir karardı. Sizce bir girişimcinin ikinci bir planı, yedek bir planı olmalı mıdır? Bazı düşüncelere göre bir girişimcinin yedek bir plana sahip olması onun özgüvenini kırarken bazen de tam tersi ona bu olmazsa o zaman bunu yaparım düşüncesini sağlamalıdır. Sizce hangisi olmalı bir girişimcide? Şimdi en başında özellikle ben avukat arkadaşımla hikaye anlattım. Öyle değil de mesela biz grup olarak, en grup olarak endüstriyel mutfak konsept tasarlayıp özellikle yurt dışına ihraç ediyoruz. Bugün konu çiğköfte olduğu için ondan bahsetmedim. Abi ticaret yapmaya başladığımızda niye yaptık onu da biz? Biz işte bu endüstriyel dolaplar var işte marketlere, şarkılara dolaplar, pastane dolapları. Onları A'dan Z'ye, menü bördüğünden tabelasına kadar yapıyoruz. Bir dönem biz bu proje bazlı işleri Türkiye'de çok istediğimiz kalitede yaptırmayınca şu an öyle bir yatırım yaptık, 5 yıl falan oldu. Özellikle de yurt dışına ihraç ettiğimiz çok kaliteli bir Remdo diye bir markamız da var. Tabii ki sepete farklı dönüştürmekte fayda var. Bilmiyorum cevabı oldu mu soruda. Yedek plan olmalı bir girişim. Tabii mutlaka. Arkadaşlar son bir soru alabiliriz. Erdoğan Bey merhaba. Merhaba. Benim iki tane küçük sorum olacaktı. Buyurun. Bir tanesi Beşiktaş'taki şubenizin kurulduğundan bugüne kadar hiç logo değişikliği yaptınız mı? Logo değişikliği kısmen yaptık. Pazarlama müdürümüz de burada. Çok böyle büyük değişiklikler yaptık. Marka şöyle, çiğ köftem, yani bizim çiğ köftem Türkiye'de yurt dışında bize avantaj sağlıyor. Çünkü şey kullanmadıkları harfler işte Ç, yumuşak G, Ö gibi. Ya biraz da aklında kalıcı bir tarafı var. Çok da yani çok küçük değişiklikler olmuş olabilir. Son bir sorum daha var. Zaten ilk sorumla biraz geçirdim ama bu logo Beşiktaş'ta kurduğunuz şubeyle birlikte mi yapıldı yoksa ilk şubenizde henüz logo yapmamış mıydınız? %90 civarında bu logo. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çağrı şimdi tarih ödülümüz Önder Kaya'nın yazdığı ve imzaladığı kitabı size.